Herkese merhaba. Bugün deprem sensörü yapıyoruz. Hemen videoya geçeceğiz. Fakat sponsorum olan JLC PCB'ye yeni bir özellik gelmiş ve bunu sizin de bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önce size onu bir göstereyim. EasyEDA tasarım aracı üzerinden tasarımlarımızı yapıp parçalar hazır bir şekilde, lehimli bir şekilde alabiliyorduk. Bu parçaları da JLC PCB'nin stoklarından buluyorduk. Zaten çok fazla miktarda stoğu var. Fakat şimdi bu stoğunu çok 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 daha fazlaya çıkarmış durumda. Bunu nasıl yaptı? Global firmalarla anlaşma yaptı. DigiKey, Mouser gibi firmalarla anlaşması var. Siz JLC PCB'nin stoğunda olmayan bir ürünü almak istiyorsunuz ve devrenize lehimlettirmek istiyorsunuz. JLC PCB'nin web sitesi üzerinden Global Partlar bölümüne giriyorsunuz ve buradan JLC PCB'nin çalıştığı firmaları görebiliyorsunuz. İstediğiniz ürünü, örneğin ATtiny alacak olalım ve bu JLC PCB'nin stoğunda olmasın. Buradan benim için bu firmalardan sipariş et diyorsunuz. JLC PCB'de bu ürünü sadece sizin için, sizin hesabınıza sipariş ediyor ve istediğiniz zaman sizin için ayrılan bu ürünü devrelerinize lehimlettirip sipariş edebiliyorsunuz. Böylece JLC PCB'nin stoklarında artık yok yok denebilecek seviyeye geldi. Gerçekten bu ferahlatıcı bir özellik olmuş. Acaba stoklarda tükenecek mi kaygısını çok çok daha az yaşayarak rahatlıkla devrelerimizi sipariş edebileceğiz. Bu güncelleme için de JLC PCB'yi tebrik ediyorum. Dilerseniz hemen videomuza dönelim. Hatırlıyorsanız bu devreyi yağmur sensöründe tasarlamıştık. Yağmur sensöründeki devrenin çok benzerini kullanacağız. Ben kısaca açıklayacağım ama eğer ki izlemediyseniz ve devreyi detaylı olarak öğrenmek istiyorsanız yukarıda çıkan yağmur sensörü videomu da izleyebilirsiniz. Şimdi burada bir tane transistörüm var. RFZ44N. Eğer ki benim şu iki ucum birbirine temas ederse bunu analog A0 pini üzerinden takip ediyorum ve aynı zamanda transistörü tetiklettirerek LED'in belli oranlarda yanmasını sağlıyorum. Suyun seviyesine göre LED'in yanışı değişiyor. Şimdi kodu görüyorsunuz. Basit, sade bir kod. A0'a sensörüm bağlı. Seri porttan takip edeceğim ve serialinde çalıştığı fonksiyonumu yazdım. Bu fonksiyonu ileride kod karışacak. O yüzden fonksiyonlara ayırarak yazmayı tercih ettim. Şimdi normal seri port ekranı değil, seri port çiziciyi açacağım ve bu şekilde çok daha iyi sensör verisini takip edebileceğiz. Bakın şu anda sensör 576 değerini okuyor. Şimdi ben buna birazcık su ekliyorum. Pinlerin ucuna gelene kadar suyumu ekliyorum. Bakın LED'im yanmaya başladı. Tam pinlerin hizasına geldi. Seri port çizici de kendi seviyesini şu anda yakalıyor. Stabil bir konuma girecek. Amacım şu anda seri port ekranında herhangi bir sallantı anında çizimleri takip edebilmek. Bu çizimlere göre ben bir uyarı verdirtebilirim. Bakalım görebileceğiz mi? Şimdi kabı sallamaya başlıyorum. LED'in yanışı suyun dalgalanmasına göre değişiyor. Aynı zamanda seri port ekranından da bu sarsıntıyı hissedebiliyorum. Evet. Şu an masayı sallıyorum mesela. Sarsıntı ekrana yansıyor. Şu anda gayet güzel çalışıyor. Fakat yine de şu anda burada bir problem var. Şu anda çok belli olmuyor ama su damlası iki pin arasına yanlış hatırlamıyorsam adezyon kuvvetinden dolayı sıkışıyor ve iki pine de temas ediyor. Su orada olmasa bile. Bu yüzden şu anda bu çok iyi değil. Daha da iyileştirmek için bunu kullanabiliriz pin aralıklarını açarak. Evet, şu anda sistem çok daha iyi durumda. Birazcık daha su eklemesi yapıyorum. Bakın şu anda seri port ekranında çok daha düzgün bir çizgi var deminkine göre. Şimdi ben bunu salladığımda masayı sallıyorum şu anda. Biraz daha su ekleyeyim. Şu anda stabil konuma geçti. Şimdi masayı birazcık sallıyorum ve hemen seri port ekranındaki ani yükselişi görüyorsunuz. Şu anda 100 milisaniyede bir okuyor. Bunu daha da kısaltabiliriz. 10 milisaniye yapayım. Dalgalanmayı çok daha net bir şekilde şu anda görebiliyoruz. Yani şu anda masayı sallıyorum. Şu anda çok net seri port ekranında. Şimdi bu dalgalanma oluştuğunda örneğin şuradaki LED built-in dahili LED'imizi D13 pinindeki dahili LED'imizi yakmayı deneyelim. Bunun kodu da yine basit. Fakat burada timerları kullandık. Yine A0 pinini açtık. Seri portumuzun sürekli takip ettiği kısım burası. Ve eğer ki ani bir değişim olursa ve değişim 50'den fazlaysa LED'i yak dedik. Ve 10 milisaniyede bir durumu kontrol ettik. Kodu yüklüyorum. Seri port ekranına şu anda 100 milisaniyede bir veri geliyor. Ama o şu anda 10 milisaniyede bir kontrol ediyor. Şimdi bir titreşim oluşturuyorum ve D13'teki LED'im yandı. Bakın resetliyorum bir daha.
Titreşimi oluşturduğum an D13 pinindeki ledim yanıyor. Yani şu anda depremi algılayabiliyoruz. Hadi bir de bunu buzzer'la güçlendirelim. Devremizi buzzer'la hale getirelim. Yani deprem olduğunda sesli bir uyarı versin. Böylece daha iyi bir deprem sensörü yapmış oluruz. Buzzer'ımı D4 pinine bağladım. Kodum da biraz daha gelişti. Ses için 4. pini kullandım. Sensör kısmı yine aynı. Burada sesin frekansını değiştirerek bir uyarı oluşturdum ve bunun algoritmasını da alarm handle kısmında yaptım. Bunları zaten paylaşacağım videonun altında. Ve burada sensör, alarm ve seriyali hepsini birden çağırdım. Kodumu yüklüyorum. Bu sefer D13 pinindeki ledim yanmayacak, sadece buzzer çalışacak. Şimdi titreşim veriyorum ve depremi algılar algılamaz alarmım çalıştı. Reset diyorum. Masayı titrettiğimde de aynı şekilde sensör çalıştı. Bunun devresini bir sonraki videoda tasarlayacağız. Videonun çok uzamasını istemiyorum. Devresini tasarlayıp yağmur sensörü ile birlikte artık GLC PCB'den siparişimizi veririz. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.